Evet arkadaşlar, Mehmet Ali abiyle hayvanlara bakmaya devam ediyoruz. Bir ara verdik. Çay, yemek, sohbet, muhabbet. Biraz da yağmur vardı. Şimdi devam ediyoruz. Abi bu hayvan nedir? Beyaz. Bu hayvan bir arkadaşımızdan hediye geldi bize, sağ olsun. Bir beyazımız yoktu. Dedik bir değişik hayvanımız olsun. Maşallah. Bunu aldık. Güzel bir yavru. Bu kaç aylıkmış? Bu söylemesine göre Mayıs. Bu da Mayıs civarı. Güzel ama ha, güzel Evet, bu. evet. Güzel. Bu kaç kilo olur acaba? Bunun kilosu çok da 2.400-2.500 o aralarda bir hayvan olur. Horoz olur. Zannedersen. Sağlığı da yerinde, kafası falan yani kıpkırmızı. Güzel, ben geleli beri bu dışarıda. Hiç kümese koymadım. Zaten yavru. Bir aşağı yukarı bir 2-3 ay daha yılbaşına kadar kalır zannedersen. Ya olay zaten şu gezme var ya, gezme. Evet, Sağlığı yerinde tabii. de olunca. Hayvanı en güzel sağlıklı yetişmesi için gezdirebiliyorsan en güzeli o. Şunlar, şu dışarıdakiler, O aşağıdakiler. dışarıdakiler de o dedi mi Kıbrıs'ta körün yavrusu. Onlar da güzel bir yavrular olacak Allah izin verirse. 4 tane mi bunlar? 4 tane. İki ayrı tavuktan, siyahı ayrı bir tavuktan. Yukarıda küllü tavuk görmüştük ya, ondan. Ha evet. Kırmızılar bizim kelin kızından. Sayı az geldi bana bunlar. Onlardan ferik çıkanları yine eledim. Bir tane ferik ayırdım, görüyorsun orada varilin yanında. 3 tane bilici var. Sana özel bir soru olacak. Bazıları ferikleri kesiyoruz diyorlar. Yani satmıyorum, kesiyorum dağılmasın. Sen de yapıyor Evet. musun öyle bir şey? Ben yapmıyorum. Yapmıyorum değil, yapamıyorum daha doğrusu. Ya insan da kıyamıyor yani. Ya kesmem için en az 5-6 aylık olması lazım. 5-6 ayına kadar da baktım mı bir anlamı yok ki. Dünya Ben yiyecek. mesela senede ben hiç yatırmıyorsam 200 tane yavru yatırıyorum. 150-200 tane. Onların ben feriklerini baş edemem ki. Ben horozlu feri belli oldu mu feriklere isteyene veriyorum. Yani bir de küçükken kesmek pek de şey Yok doğru değil diyorlar hani. tabii canım, küçükken bu ya, yüzük kesilir mi? Kesilmez Ziyan ki, olur. küçük tabii. Aynen. Burada yine bu yeni yavrularım var. Gel. Oo, burası Evet. geniş. Bu bayağı geniş alan. Geniş burası. Bu kışın burada kalacaklar artık. Yazın az havalar iyi olursa biraz kalırlar burada. Salarım dışarı da. Diğer zamanlar burada. Bu tavuğum aşağı yukarı 5-6 yaşında bir tavuk, damızlık tavuğum. Genelde o küllülerin anası bu tavuk. Küllü bir yavrularım var ya bilgisayarım. Evet, maşallah. Onların anası bu tavuk. Genelde küllü yavru verir bu. Hiç çapar yavru vermedi. Kendi çapar. Hiç çapar yavru vermedi. Orada 2 tane çapar vardı ya. Tamam. O bunun oğlunun yavruları. He. Yani bundan değil, bunun oğlunun yavruları. Bunu da yine neye vurdum? O gözde kırmızı horoz vardı ya, üst gözde. Evet. O yavruya vurdum bu tavuğu. Maşallah. Gence şey vuruyorsun değil mi? Gence yaşlı. Genelde öyle derler ya. Evet. Kaç taneymiş bu? 3. 9 tane. 9 tane. Ama hepsi de aynı tipte ha, yavru Aynı. civcivler. Hepsi bunun yumurtası ya. Aynı horozdan. Ya şimdi bir de buna başka bir horozu da vuramıyorum. Kendi küllülerim bunun yavrusu zaten. Şimdi ayrı bir Peki abi sen horozum var. civcivden bunun rengini tahmin edebiliyor musun? Hani şimdi bunları bilirsin de eşlemeleri. Diyelim ki ilk defa yaptığım bir eşlemeden şu boyda civcivden bu şu renkte olur gibi çıkarabiliyor musun tahminen? Bunların mı? Bunları Bunları. bilirsin artık. Ha. Yok hani ilk defa eşliyorsun diyelim ki. Onları ilk defa eşliyorsan bilemezsin. Birkaç defa eşlemen lazım ki nasıl yavru verdiğini bilirsen Ha ondan o. tahmin edersin. Şimdi hiç yavru almadığın bir hayvanı bilemezsin. Çünkü ölçümüzün Anlaşılmaz çok diyorsun değil tabii mi? anlaşılmaz. Ya şurası çok güzel ya. Geniş bu alan. Evet. Burada bunlar uzun süre durur. Yağmur Evet. yemez, rüzgar yemez. Aynen. Burada duruyorlar. İyi sıcak hava olduğu zaman da salıyorum. Burada geziyorlar. Burada da köpek. Yok, buranın etrafı çevrili. Kedi falan olmuyor mu? Bizim orada 7 kedi var. Yok. 7-8 tane. Yok, burada kedi. Civcivi affetmezler yani. Yok, bizde olmuyor. Burada da şeylerim var, yumurtacılarım var. Bak,
küllü tavuğum var burada. Orada küllü tavuğum vardı ya büyük. Evet. Onun kızı bu. Oo maşallah. İki tane de Hint var işlerinde. Bu biraz daha mı iri kalemli sanki ya? Bana mı öyle geldi diyor. Evet. Kalemli. Bu küllünün kızı. Baba küllünün kızı. Küllü rengi ben de seviyorum ya. İki evet. tane var bakalım. Değil mi? Güzel. Maşallah. Bir de yumurtacı yatırdım işte bunları. Abi yumurta da lazım ya. Hint, Hintler güzel ama çok bol da yumurtlamıyorlar. Aynen. Bir de şuna baktım. Sende yerde çok yem yok ya. Benim civcivler bu yem hep yerde dağlı oluyor. Dağlı. Bu tavadan dökemiyorlar ya. Ben de mi tava koysam o zaman? Olabilir. Şeyden bende de döküyorlar yumurta şey yem kapları var ya. Ay yarısı ziyan oluyor benim. Ondan tavuk devamlı atıyor ya dışarı. Yok şu benim bizim evde var böyle eski tavalar ya. Bu şey tava mı? Normal tava mı yoksa? Normal tava ya. Bir de kalınları oluyor eski. Yok normal. Yok yok normal. O eski dediğim bakır tava. Yok onlardan. Bu normal tava ya. Ondan ben de yapayım abi ben. Evet. Yalla yem benim bendeki yemin yarısı gidiyor yemek yere ya. Şimdi bazen bir arkadaş yazmış kanalda. Ya yemin hesabını yapma. Mesele hesap değil ki. İsraf oluyor da. Tabii canım yemiyor ki. Yese. Ha yese sorun tabii, değil. Tabii. Yemin hepsini değil. Yesinler. Aynen. Niye abi yemin hesabını yapma da bir çuvalıyım 550 mi diyorsun ya? Bana bir çuvalıyım 20 gün anca gidiyor. Ya ziyan olmasın da benim gönlüm. Abi, şimdi bir gün anca gidiyor diyorum ya. Şey 20 gün anca gidiyor diyorum ya. Sadece o yem değil. Mısır da mısıra sokmuyor. Mısır var başka şeyler var. Ben yumurtaya mı sordum 570 lira dediler bana. Aynen. Daha da pahalısı da varmış. Bak burada benim saftamızdan büyük yatırdım bak. Yatıyor. Aa maşallah. Abi sende alan çok. Bu hakiki Vietnamlı bu tavuk. Yeşil bacak. Oo maşallah. Bu da 7-8 yaşında bir tavuğum. Hiç de öyle gözükmüyor. Yani genç gibi duruyor. Bunların hepsini sen yaptın değil mi abi bu yerlerin? Abi senin yerin de müsait. Şey de çok burada. Ayrı ayrı bölmelerin, kümeslerin. Aynen. Güzel yani. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyor işte burada. Bilmiyorum. Ya olmuyor zaten bu yerin olmasa. Şimdi bu bundan sonra artık buralarda soğuk düşer. Aynen öyle. Ne yapacağız? Bu muhafazalı olması lazım. Hatta ben buranın dışı şimdi telli ya. Buraya muşamba çevirmem lazım. Soğuk olmaması için. Yok yoksa hasta olur hayvanlar. Şimdi bu yavru civcivi çıkacak. Kaç günü var? Geberirler burada. Ne bir hafta 10 günü var. Sen hemen her dönem şey alıyorsun ya. Eylül, yavru alıyorsun herhalde. Eylül'den beri her ayın yavrusu var. Gerçi doğru. Alttan bir yandan gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Bir de şöyle oluyor. Mesela bak şu yavrular vardı ya. Kıbrıs'ın yavruları. Evet. Bunlar 30 taneydi. 32 tane mi neydi? Kaç tane kaldı? 3, 7, 11 tane var. 4 tane siferik. 7 tanesi horoz. Yani 32 tane de. Tabii. Daha bunların da ne olacağı belli değil. Bunlar boş devamlı geziyor. Belki de akşam bir sene geleceğiz. Biri olmayacak. Bak, bak şunun kafası. Gel. Onu yakalaman zor. Zor. Onun dövmüşlerdi kafasını patlatmışlardı hep. Diktim mittim. Yamuk yumuk oldu. Yani böyle aradan çıkan da oluyor. Doğru doğru. Ya Hint olduğu zaman tabii. Kayıp oluyor ister istemez. O arkadaki Feli Ziya'dan bir arkadaş var. O getirmişti. O da güzel. Rengi de güzelmiş. Ya şimdi bunlar aynı kardeş olduğu zaman da eşleştiremiyoruz. Ayrı bir tavuk almamız gerekiyor. Öyle beğendiğimiz iyi horozlardan, iyi tavuklardan. Devam ediyoruz devam ha. Devam ediyoruz. Ne yapalım? Katıyoruz. Görüyoruz. Abi maşallah. Yani şurada da şu ne armudu ya ilerideki? O kış armudu. Maşallah çok güzel vermiş ha. Evet. Evet. Senin mekanın güzel. Hayvanların bakımı güzel. Güzel. Çok. Yani güzel derken elimizden geldiği kadar iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya özgürce geziyorlar işte abi. Geziyorlar, bu çok önemli. Yani. Ben şimdi mesela konuştuk ya video öncesinde. Evet. Ben de açık konuşayım. Hep sısar hayvan olsa o şekilde böyle kapalı kaldıktan sonra hayvan tabii, ne tabii, kadar tabii. En az 6 ay gezmesi lazım. Ben 4,5 aydırken kapattım, mecbur kaldım. Evet.
Bir de gidip de gezdiremiyorum da hayvanı. 4,5 aylıkken kapatmışsın sen. Mesela öyle yetiştirici arkadaşlarımız var ki adam yavruluğundan beri kapalı yerde. Onun çok da iyi olmaz ya. Ya olmuyor. Ya adamın da heves ediyor ama gezdirme şansı da yok. Ne yapacak şimdi? İşte şartlar önemli tabii ya, şartlar. Mesela şehrin göbeğinde bakanlar da var. Ben mesela bendekiler atıyorum sendeki yavrulara göre daha geç yapar altın diye düşünüyorum. Kapalı hayvan tabii sıkamaz kendini. Tabii. Geç yapmadan ziyade hayvan mesela gelişatlı olmuyor. Fizikli olmuyor, kalemli olmuyor. Bodur oluyor. Mesela aynı ırk olsa da bile. Tüyleri çok düzgün olmuyor. Tabii, mesela tabii yıldır yıldır etmez. Mat olur. Yüzü gözü ağrık olur, bembeyaz olur. Böyle kıpkırmızı canlı şen olmaz yani. Doğru diyorsun abi. Gezen hayvanla kapalı yerde aynı olmaz. Bir de şimdi aşağısı kaldı değil mi? Hı hı, evet. Durdurayım videoyu, oradan devam edelim.